Evet, e, yavaş yavaş e, toplantıyı açalım isterseniz. Olur hocam. Nasıl? Arkadaşlar işte? tekrar size merhaba. Ee, İstanbul Akupunktür ve Tamamlayıcı Tıp Derneği'nin bu sonbahar döneminde başlatmış olduğu eğitim seminerlerine ikincisine hoş geldiniz. 15 gün önce ben konuşma yapmıştım. Bugün de. Derneğimizin ikinci başkanı, nöroloji uzmanı Doktor Emer Gökmen Hanım bir konuşma yapacak. Bu konu aynı zamanda derneğimizin bu sene yapmayı planladığı workshop içeren ders programlarının birincisi olacak. Sayın Doktor Emel Hanım konuyla ilgili detayları size açıklayacaktır nasıl yapacağımızı. Evet. Ee, tabii ki bu konunun önemi biz tıp doktorlarının özellikle miyofasiyel ağrılarda ya da muskuloskeletal ağrılarda çok sık karşılaştığımız diş çene kompleksinin de problemlerine iyi yaklaşabilmeyi doğru teşhis koyabilmeyi ve bunu nasıl tedaviye sunabileceğimizi toparlamak bakımından Emen Hanım'ın bu konuda uzun yıllardır uğraşısı ve tecrübesi var. Kendilerinden bu konuda istifade etmeyi yönetim kurulu olarak da uygun bulduk. Evet, Emen Hanım, konuyu fazla uzatmayalım, size bırakalım. Buyurun. Tamam hocam teşekkür ederim ee, başlayalım ben her zamanki gibi e, klasik sözümle başlarım benim daha önce sunumlarımı paylaşanlar götenin bu sözünü çok seviyorum bir şey kullanınca değeri anlaşılıyor tabii ki e, son yıllarda diş çene kompleksi çok daha farkındalık gelişti ve bu toplantıya da diş hekimi birçok meslektaşımızın katıldığını görüyorum ee, i̇lk yıllarda ben çok zorluk çekiyordum bunları anlatırken. Kendim de diş çene kompleksi hakkında çok bilmiyordum. Çok ilginç bir şekilde MR okuyoruz, akciğer film okuyoruz ama bir panoramik o film okumayı öğrenmiyoruz ne yazık ki ee, tıp eğitiminde. Bunun sıkıntılarını çok çektim. Ee, son yıllarda da artık bayağı değer anlaşılmaya başlandı. Son üç yıldır ben ülkemize döndükten sonra e, yönetime de Sayın İlhan Hocamın daveti beni çok mutlu etti. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. E, hep e, neler yaptığını anlattım, neden önemli olduğunu anlattım. Aslında eğitim programımızda bunları çalışmayacağız. O neden önemli, neler yaptığını nasıl çözeceğimizi çalışacağız. Ee, öncelikli olarak ama ben yine de zaten e, bu webinarımızın amacı bu eğitime neden ihtiyacımız var bunu anlamak e, ve eğitim programımızı e, sizinle paylaşıyorum. Sizlerden gelecek rütbeklerle de programı şekillendirebiliriz. Ee, öncelikli olarak yine benim birçok sunumumda e, duymuş olacağınız bazı şeylerin üzerinden geçmek istiyorum. Neden bu eğitime ihtiyacı olduğumuzu anlamak için. Diş-çene kompleksi bir sistem ve bu sistemin çok ciddi bağlantıları var. Ve vücuttaki bu bağlantıları, işte hocamın da söylediği gibi fasyal kas zinciri bağlantısı, bir nörolog olarak santral sinir sistemi bağlantısı, bir akupunktürist olarak mikrosistem bağlantısı ve diğer bakteriyle toksik onlar bir klinisyen olarak hani tahmin edebileceğimiz enfeksiyon odakları ve bu tür bağlantıları mevcut. Şimdi bu sisteme baktığımızda yani e, anterior posterior kas zinciri, trigeminal sinir üzerinden e, santral sistemi, mikrosistem bunları söyledim zaten. Şimdi olay dişlerle eğitimimiz konumuzda diş. Diş deyince aklımıza gelen şey e, hep dişin siniri işte e, ve o apikal petveyi aklımıza gelir. Aslında trigeminal sinirin e, yoğunluklu olarak e, aldığı veriler apikal petveyden öte onun oturduğu soket yani trans alveolar petvey ve diş etiyle olan bağlantılardır. Buralardan çok ciddi proprioceptif veri alır. O zaman çok şey devreye gidiyor. İlk yıllarda ben hastalarıma işte bu dişle bağlantı diyorum. Diş hekimi diyor ki ben dişi anestezi yaptığımda ağrı geçmiyor. Hiç alakası yok diye diyebiliyor. Veya dişi çektiğinde ağrı geçmedi. E, bu alakası yok gibi yorumlarla karşılaşıyordum. Artık çoğumuzun bu konuda farkındalığı gelişti. Zaten bunun anatomi fizyolojisine baktığımızda bu verilen cevapların da anlamsız olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem eklem hem bu bölge kaslarından da ciddi veri alıyor trigeminal sinir. Trigeminal sinirin santral bağlantısı hep benim bunu söylerim. Bu işle uğraşmadan önce nörolojide hiç farkında değildim. Aslında görüyoruz farkı algı yani bazen bakıyoruz görmüyoruz aslında. Sadece bakıyoruz. Trigeminal sinirin bir çekirdeği yok. Aslında kocaman midbrainden servikal 2'ye hatta bazen servikal 3'e 4'e kadar uzanabilen bir petveyi var. Kocaman bir otoyol gibi bir şey bu ve diğer kapa çipleriyle, oradaki traptuslarla, ve ciddi beyin, mid brain ve beynin, e, beyin sapının ciddi fonksiyoneller, yaşam yaşamsal fonksiyonellerimizin çoğu bu bölümde yapılıyor biliyorsunuz. Korteks daha çok kognitif işlevlerimiz, akıllı beynimizle ilişkili. Bu bölümle hepsiyle bir trigeminal sinirin ilişkisi var. Ve bu sinirin hep ben postürel sendrom derim. işte bütün her bağlantıya gidiyor. Postürün beyindeki işleyişi, ana sağlayıcılığı, ana işlevi, ana görevin oluşturulduğu sistemi de işte ilk 3, 4, 6 e, ve 8. sinir ana girişleridir. Postüroloji sunumlarımda hep anlattım. Onunla da direkt yakın ilişkisi var. E, bu santral sinir sistemi etkisinde bir de buraya yazmamışım şeyi var. Amigdala bizim için bizim beynimizin dışarıya açılan penceresi denir. Bütün yaşadığımız olayların o olayların amigdalaya download olur. Çünkü bizi hayatta tutmakla görevli ilkel yapı orasıdır. Ve orasının bütün işleyişinde... Direk amigdalanın, trigeminal sinirin motor nükleüsüyle direkt bağlantılı bir petveyi var. Bu gösterilmiş. Yani böyle bağlantıları olan bir sinirin açığa çıktığı yer dişler ve zararlandığı, hasarlandığı yer dişler ve biz bu yapının önemini fark etmek zorundayız. Sadece bu nörolojik bağlantılardan bile buradan fark edebiliriz. Bunları biraz hızlı geçeceğim. Yani beyin yapısı bir postürün işleyişine baktığımızda özellikle retiküler formasyon, orta beyin ve beyin sapının böyle bir şeyidir. Her türlü görev dağılımını yapan e, şeyidir, organizatörü gibidir. Tamamen onunla çok yakın ilişkili. Bütün çekirdeklerin ilişkisi, direkt e, bir... E, Dirgemlen sinirden doğru veri gelmediğinde bir kompansasyon mekanizmasına bir bakıyoruz. Hiyoid kemik oradan yutkunma şeyi santralde ve bütün vestibüler nükleuslar, kollikulus, superior, inferior kollikulus, mezensefalik retiküler hepsi devreye giriyor. Oradan doğru veri gelmediğinden. Aynı zamanda spinal nükleusu ile ilgili yapılar devreye giriyor. Böyle bir nöral ağı var. Peki e, kas ağı nedir? E, sonuçta e, günümüzde çok fazla masseter botoksu yapıyor. Çiğneme kasların en belirgini masseterdir tabii ki ama sadece bundan ibaret değildir. O kadar çok hasta geliyor ki bana. Botokstan sonra sıkma kuvvetinin arttığı, daha kötü diş sıkmaya başladığı, botoksun etkisi geçtikten sonraki tekrar, özellikle tekrarlanan, çünkü Beynin bir e, plastisitesi vardır. E, siz motor amikdal'a motor nükleüsü sinyali gönderiyor, motor nükleüsü masseter'de e, cevap alamayınca daha fazla sıkma kuvvetini diğer kaslara yönlendiriyor. Beynin yapısı e, programını bozuyorsunuz e, bir end organda masseter kasındaki yaptığınız işlemle. E, dil fonksiyonu çok önemli. Ee, ve bu anterior posterior kas zincirine baktığımızda e, ön taraftaki çiğneme kaslarıyla başlıyor. Okey. Peki arka taraf nasıl başlıyor? Arka tarafı da göreceğiz şimdi bağlantısını. Burada yine yazmışım ben bu masseter çiğneme kaslarının nasıl böyle kapat drama tabanı ve bağlantılarını. Onu birazcık daha bakalım. Ön taraftaki bir suprahyoid kasların Hiyoid kemik ve onun arka tarafa nasıl uzandığını anatomik kesitinden görebiliyoruz. Arkada peki, arkada özellikle servikal bölgede aksis ile başlar. Bir sürü şeyle, ay adakma gelmedi osteopat C2'nin önemini çok fazla çalışıyorlar burayı. Çok önemlidir. Çünkü arka tarak kas zinciri birçok kas C2'ye bağlanmaktadır. Bu C2'ye C2, C2 vertebraya aksis adı verilmiştir. Boşuna değildir. Çünkü C2 Atlas'ın içine bir odontoid çıkıntı yani bir e, aksis bir çıkıntıyla tamamen bir rotasyonel hareketleri yöneten bir yapısı vardır. Bütün sistemin aksını sağlayan kemiktir. O yüzden ona aksis adı verilmiştir. E, aksisin bu bağlantısı peki ne bizimle ne ilişkisi var? Çok net bir ilişkisi var. Yani düzey kadrant teoreminden biliyoruz ki çenenin e, aksıyla mandibulanın aksıyla odontoid aynı eksen üzerinde. Ben e, geçen kongrede yaptırmıştım. Elinize tam C2'nin üzerine servikal kaslarımız üzerine koyduğunuzda çenenizi gevşettiğinizde oradaki kasların gevşettiğini siz de görüyorsunuz. Çenenizi ciddi sıktığınızda oradaki spazmı siz de görüyorsunuz. Peki bunu asimetrik yaptığınızda oklüzyon bozulduğunda bu ne zaman bozulur bir yüksek azıcık yüksek bir dolguyla bile bozulur eksik dişle bozulur diş tedavilerindeki birçok uygulama yapılıyor diş yani diş hekimleri tanrı değil ki e, o ekvajinal şeklinde bir kron yapabilsinler. Buradaki oklüzyondaki en ufak şeyler bozabiliyor. Veya diş, hasta kendisi dişini sıkarak, dişlerini aşındırarak ve eklemini de bir anlamda dejener edip, ederek yine bozabiliyor. İşte bu bozulduğunda arka sistem aksi bozuluyor. O bozulduğunda e, aşağıya doğru bütün aksi bozuluyor. Aynı şekilde atlas ve e, foramen magnum bozuluyor. Aşağı doğru olan işte omurga biraz önce inan hocam söylediği gibi birçok miyofasyal eklem problemleri, fıtıklar kalçaya kadar inebiliyor. Yani bunu e, bunu zaten e, reaktörlere e, Re, reaktör bir şeyini biliyoruz çoğumuz. Yani C1, C2, C3 ile e, L5, L4, L3'ün e, belli bir hareket aksı var. Yani boynumuzda bu kay, çenemiz Sıkıntılı olduğunda bu ensemizdeki omurga kayıyor orası kayınca direkt kalçamız rotasyon oluyor. Kalça rotasyonuyla birlikte e, artında işte kalçadan aşağıya kadar iniyor. Ayak ayak e, basışına kadar değişiyor. Yani kalça ağrısıyla direkt diş hekimliğine gidiyoruz kalça ağrısından. Yani bir klinisyen olarak kalp ağrısıyla karşılaştığımızda geçen İlhan hocamın seminerinde konuşmuştuk. Yani çok fazla benim de vakam var. O zaman Gürsel hoca da söylemişti. bazı boşuna ameliyat edilen vakalar var. Yani MR'ına bakıp işte diski var, şeyi var diye ağrısı geçmiyor. Çünkü olay orada değil. Buradaki fonksiyonel bozuklukta. İşte bunları bilmek gerekiyor klinisyen olarak. Niye sağ taraf daha çok kayar? Çünkü sağ beyin, sol beyin dominansisi var ve buna göre de amigdalanın da çalışma dominansisi var. Ona göre de eklemdeki e, değişiklik dominansı var. Amigdalanın e, trigeminal sinir motor çekirdeğiyle bağlantısını söylemiştim. Yine aynı yere dönüp dolaşıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Benim için kraniyoservikal bileşkenin Yukarıya doğru etkisi çok daha önemli, çok siz belki çok karşılaşmasınız ama böyle e, çok acayip böyle distoniler, yürüme bozuklukları, hareket bozuklukları kliniklerinde benim meslektaşlarımın acayip görüp tanı koyup tedavi edemedikleri, hani Parkinson değil bir şey değil garip bir hareket bozuklukları, distoniler bunların altında da yine aynı noktada geliyor çünkü. Eee beyin sapındaki bu aporama magnum'da kayınca zaten pasyayı biliyoruz. ...durameterin şeyi bozuluyor. Hasyanın ritmi bozuluyor. Beyindeki aynı zamanda akışı bozuluyor ve nörodejeneratif hastalıkların altında da inflamasyon yanı sıra bu fonksiyonel beynin disfonksiyonunda da büyük rolü vardır. Postural sendrom muayenesinde bakarız pratikte. Yani e, hastaya baktığınızda kafada kayıyor zaten. Osteopatlar bunu, kraniosakral çalışanlar bunu zaten ellerinin altındaki, beyindeki o akışın, hissin kaybolduğunu da görüyorlardır. E, böyle bir mekanizmadan bahsediyoruz. Peki e, hızlı geçiyorum programı daha ayrıntılı konuşalım diye. Yani e, dişçi ne kontekstinde ne bizim başımıza dert açar? Bizim için klinisyen olarak neler önemlidir? Her şey önemlidir. Yani diş bütünlüğünü bozan her şey önemlidir. Yani dolgulardan, kanal tedavilerine, 20 yaş dişlerine bunların ama e, hepsi önemlidir. E, hepsi önemli olmayabilir. Yani hastanın kliniğinde ağzında çoğumuzun şu anda bu seminerdeki hepimizin ağzına bakalım birçok şey bulabiliriz e, sağlıklı olmayacak düzeyde. Yani hiç dokunulmamış, hiç diş sıkmayan, inci gibi dişleri olan çok azızdır. Biz bir kere tık mesleğiyle uğraşıyoruz, stresli işle uğraşıyoruz, çoğumuz diş sıkıyoruz. Bir sürü bir şeyler oluyor ama hangisi önemlidir? Hangisi sistemik klinik bize gelen hastanın kliniğiyle bağlantılıdır? Diş hekimi tedavi sürecinde hangisini öncelikle almalıdır? Çünkü hasta e, sıkıntı ve acı içinde geliyor ve yaşam enerjisi bir şeye işaret ediyor. İşte bu eğitimdeki öğrenmemiz gerekli olan o ne? Nereden başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Hangisini kullanacağız? Yani e, özellikle yani uzak semptom veren dişlerde benim dikkatimi çeken şeyler. Birincisi yani diş hekimliğiyle e, ekip çalışması olması gerektiğini söylememin nedeni bu çünkü genelde bedende sistemik problem yaratan dişler genelde e, o lokal olarak çok semptom üretmez. Yani dişi ağrımaz, dişin de derin çürük olmuştur. Dişi ağrımıyordur. Yani diş hekimi der ki bu nasıl ağrısız durmuş bu kadar çürükle. Ama o arada e, küme baş ağrısından intihar edecek noktaya gelmiştir. Kaynak orası da uzak e, so, semptom oluşturuyordur. Benim karşılaştığım bir bu. Bu tabii ki klinik tanıda ve e, e, doğru tedavi yönetimindeki handikaplardan birisidir. E, zaman ilişkisi, e, anemnezde yakalama ilişkisi yani ben ilk şu anda kullandığım birçok teknik var. Bir kısmını hep öğretmeye çalışacağım eğitimde de, pratikte de. Ama ben bunların çoğuna hakim değildim başladığımda. Ama bana yol gösteren ne oldu derseniz anemnes. Yani üniversite üçüncü sınıfta hocamın söylediği bir cümle aklıma geldi. Hastayı dinleyin ağzıyla size tanısın söyler lafı. Hatırlamıyorum hocanın ismini bilema saygıyla hatırlıyorum. Şu şey yapıyorum çünkü o bana bir gayet oldu. Ve ben dedim ki bu hastalar ağrıyorsa artık hani klasik hekimliği bırakmıştım. Muhakkak nedeni var ağrı bedenin yardım çağrısıdır diyoruz. Ve dişlerle bağlantısına geldiysem hastayı dinleyerek çözdüm çoğu zaman. Sonrasında birçok teknik geliştirdim tabii ki. Bir kısmını da paylaşmaya çalışacağım. Bir kısmını da ben hep el yordamıyla buldum. Deneyerek, bakarak, hep gözlemleyerek buldum. Onları daha pratik olarak aktarmaya çalışacağım. Çok belirgin gayetler ortaya çıktı. Şöyleyse şöyle gibi. Bu anlamda bu eğitim önemli diye düşünüyorum deneyim paylaşımı. Tabii ki belli teknikler ki ben VAS'ı çok kullanıyorum ama ilk yıllarda VAS'ı kullanmıyordum samim olarak söyleyeyim. Onsuz bulmayı öğrenmiştim. Zoru öğrendikten sonra bunu çözmek daha kolay. Onun dışındaki teknikleri de kullanmanın faydası var. Yani şeyi söyledim yani klinisyen ve şey işbirliğinde yani yanlış anlaşılmasın ama diş hekimi meslektaşlarımızın bazı sistemik klinikleri de çözme eğilimleri var. Orada da bir ekip işi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri yakalamak konusunda biz e, tıp klinisyenleri anemnez alma konusunda daha deneyimliyiz. Daha bu konuda yıllarca hasta başında eğitiliyoruz çünkü. E, bunu da o yüzden burada vurgulamak istedim. E, kimlerde sistemik sorun yaratır? Tabii ki herkesin ağzında sorun var. Her diş sorun yaratmadığı gibi klinik sistemik sorunlardan bahsediyoruz. E, bizim derdimiz şu anda sistemik sorunları nasıl çözeceğimiz. E, bazen de görünürde sorun yokmuş gibi olup işte periodontal o petveyden bahsettim. o da bir sorun yaratabiliyor, oluyor. Bir de gerçekten de belli bir grup insan da bu ortaya çıkıyor. Toplumun belli bir kesiminde ben niye bu kadar uğraştım? Çünkü migren ve fibromiyalji çalışıyorum. Bunlar epigenetik olarak hipersensitivitesi, over hipersensitivitesi olan geçer o insanlar işte bunlarda daha çok sorun yaratıyor. Aynı diş başka insanda sorun yaratmayabiliyor. Diş hekimleri de alıştıkları şeye göre genel toplum verisine göre bakıp benim o kadar çok hastama diş hekimi bakıp burada bir şey yok sorun yok demiştir ama ben o sorunu çok açık görüyorumdur. Çünkü o standart topluma göre değerlendiriyor. Hani her iki kesim için de bu farkındalık ve deneyim paylaşımlarına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Baş ağrılarında kısaca başlayayım. Mesela Başarların primer başarıları e, benim özel çalıştığım alan. E, bunda zaten dünya e, Hedek Society'de et etiyolojisi bilinmeyen hani primer etkeni bilinmeyen başarısı olarak alır ama son yıllarda yapılan çalışmalarda bu 2020 çalışmasında aldığımda şey şu noktaya gelmiş durumda Özellikle fonksiyonel MRI çalışmaları trigeminal vasküler sistemin kontrolünde bir beyinde inflamasyon, beyin sapı ve diensepolik değişim yani vasküler sistem ne oluyor da kontrolden çıkıyor, bozuluyor? Orayı açıklamıyor. Çünkü klasik konvansiyonel tıp o değişimin oluşturduğu nöretizmikler değişimlerine yönelik ilaç bulma çabası içinde. Ama biz diyoruz zaten dişler çok önemli evet. trigeminal vasküler sistemi bu değişime, bu e, sıkıntıya zorlayan dişler. açık bir şekilde. Yani ben e, şeyde e, migren fizyopatolojisine bakarken çok tipiktir. Damarlar büzülür, genişler, bağırsaklar yavaşlar, bazen de hızlanır. Bu ne? Otonom sinir disfonksiyonu. Migren eşittir otonom sinir sistemi veya primer baş ağrılarının çoğu otonom sinir sistemi disfonksiyonudur. Otonom sinir sistemi bedenin işidir. ...santral kontrolü olsa da kendi otonomisinde bedenin sistidir. O zaman bu beyinden kaynaklı değil, periferden kaynaklı. Beyin sekonder etkilenmekte, trigaminovasküler sistem etkilenmekte... ...ama primeri periferde, beynin içinde değil, beynin içinde olsaydı epilepsi olurduk. Migren olmazdık. E mesela ben e, 2013 yılında 5000 vakayı çok tek tek taraya kitabımı yazmıştım... Ee, sonrasında bu geçen kongreye birazcık grafik yaptım mesela çocuklukta en çok migren yapan neden tonsildir çocuklarda süt dişlerinin yapısından dolayı ve şeyinden dolayı migren trigger etmiyor süt dişleri ee, ve onların esnemesi bir sürü teknik ayrıntısı var diş hekimleri e, benden daha iyi bilir yapmaz ama ergenlikte 20 yaş hemen tonsilin önüne geçer benim hasta oranlarımda ama yetişkin yaşta aslında bu oran daha yüksek ama Geçen kongreye biraz düşürdüm. Yani hep dişte çözüyor. Ne yapıyor bu kadın demesinler diye birazcık da gözleri korkmasın diye migren atölyesinde. Evet dişler ön plana çıkar. Çünkü erişkin yaşta dişlerimizde çürükler başlar, sorunlar başlar. Ve bir de jinekoloji vardır. Çünkü jinekolojik sorunlar da olur. işte sezaryalı kürtücü ve benzeri. Ama asıl dişler yani dönüp dolaşıp eninde sonunda Kronik ağrı çalışıyorsak ağrıyı çözerken yaptığımız tedavilerde başarılı olabiliriz, bir dişi susturabiliriz e, akupunkturla veya başka bir şekilde ama e, o diş varsa orada o diş sağlığı açısından da gereklidir, ağrı bedenin yardım çağrısıdır, uzun vade sonuçlarında zaten geri dönüyor benim gerçekten de bana gelen vakalarda akupunktur olmuş, çok iyi baş migreninde sonuç almış, 3-5 yıl sonra geri dönmüş vakalar geliyor. Yani çünkü o diş ne yapıp edip yine kendini gösteriyor. Sistemi biz ne kadar regüle etsek de homestazı sağlasak da orada çürük veya sorun var olduğu sürece bozuyor. Ve o yüzden de diş çene kompleksine dönüp bakmak etik olarak bizim bir vicdani sorumluluğumuz diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Birkaç olguyu bahsedeceğim. Bu olguların birçok bir yerde paylaştım. olgular, eğitimde binlerce olgu paylaşabilirim. Bunlar hazır olduğu için bir de burada paylaşacaklarım belli şey. Mesela bu vaka, bakın ayrıntısı şu. Migreni var, arada sırada oluyor. Adet dönemi falan. Son iki aydır her gün migreni var. Sağ tarafta bulantısız, çok şiddetli göze vuran ağrı. Böyle olduğunda sağ tarafta bir diş bağlantısı düşünüyoruz. Özellikle e, bulantısız ve göze vuruyorsa diş bağlantılı düşünürüz. Böyle yani bunu e, ikinci modülde bunlardaki şu şu ise şöyle gibi belli kriterleri var. Onları daha ayrıntılı konuşacağız. E, bu hasta da o zaman diş bağlantılı. E, sağ tarafta üstte bir e, üstü kronlu bir dişi var. Kanal tedavi eksik bir sıkıntı var. Kaynak olabilir mi? Olabilir. Altta bir tane kanallı dişi var. Şurada şuradaki dişi ben okla göstereyim. Bir de aşağıdaki bu da kanallı ve eksik ve üzerinde de zaten gövdeden bayağı bir kayıp ciddi bir çürük var. Üzeri sıkıntılı. Hangisini seçeceğiz? Ha şeyle seçebiliriz. E, testle seçebiliriz e, bir şekilde ama en doğru şey mesela çok ben bunu hep söylerim çok nettir hasta elini nereye koyuyor ağrı nereden başlıyor eğer göz tınarını oraya yani mesane bir noktasına koyuyorsa alt çenedir mesane iki noktasına koyuyorsa üst çenedir yani sonuçta bu hastada alt çene çalıştık çünkü e, elini oraya koyuyordu aynı gün atakları bitti yani sonuçta böyle trik bilgiler var aslında. Bunları paylaşmak istiyorum. Bu da bir meslektaşımız. Küme baş ağrısı var. E, kortizona bağlı hale gelmiş. Birçok hayatı etkilenmiş. Şimdi bu hastaya e, bir diş hekimi baktığında sağ üstteki, şuradaki 20 yaşı uzamış. Temelen çenenin yatay hareketinde de çatışma yapıyor, sıkıntı yaratıyor. E, küme baş bir şekilde genç erkek hastalığıdır 20 yaşlar diye ben 20 yıldır orada burada söylemişimdir. Birçok insan duydu artık. 20 yaşını mı çekeceğiz? Hayır. Neden? Çünkü bu hastanın 30'lu yaşlarda küme baş ağrısı başlamış. Eğer 20 yaşını da 20 yaşı yapsaydı 20 yaşında başlardı veya 21 22 yaşında veya 19 yaşında başlardı. O zaman çürük arayacağız. 20 yaşını çeksek bu hastanın ağrıları daha yine devam eder. Çürük arayacağız. Çürük var mı? Ee, diş hekimi arkadaşlar var. Panoramine baktığımızda bariz bir çürük yok. Ama bu ağız içinde ciddi bir büyütmeyle alınmış bir görüntü. Ve buradaki aşağıya kadar inmiş, açılmış derin çürüğü görüyorsunuz. Daha aşağıya da gidiyor. Evet, burada bir çürük vardı. Bunu temizlediğinde çok ciddi kontrol sağlandı. Ama yaşam enerji şöyle der. Benim deneyim yıllardır, siz de biliyorsunuz. Bir şeyi düzeltince arkadaki sıraya koyar. Aa iyileştiriyorsun. Sonra yine atak yapar. 20 yaş dişini ondan sonra alacaksınız. Mesela 20'den 30 yaşına kadar yapmamıştı. 30 küsür yaşına kadar. Ama bir yerde domino taşları devrilmeye başladığında artık bir tanesini kaldırınca bitmez. Diğerlerinin de etkilenir. Böyle bir sistem kendisini iyileştirme konusunda sizinle konuşur ve yol gösterir. Yani e, mesela bu da bir örnek. Bu hastada alttaki diş etken problemi neymiş? Ee, sağ yarım baş ağrısı. Şimdi bu hastadaki bu dişte mesela burada bir C-shape var. C-shape dediğimiz şey bunun Kanal yapısı çok ıı, anormal. Asya bir bizim orjumuzda ıı, belirgin bir şekilde olan bir şey. Ee, Nevin Hocanın çatışmaları var, uluslararası yayınları da var. Ben de ondan öğrendim. Bu sin şey bir e, yani e, deneyimli olmayan bir endodontistin bile hani bırak hani bir şekim arkadaşım altından kalkmak zor. Zaten Nevin Hoca nasıl doldurmuş görüyorsunuz. Hani Normal bir kanal morfolojisinden farklı bir morfoloji. Hani burada biz tıp miseni de veya gönderdiğimiz diş hekimi hangisi olursa birisi uyanmalı bunu çok daha profesyonel yapmalıyız diye farkındalık olmalı. Bunlar böyle neden bu eğitime ihtiyacımız olması uç örnekler ama bunların hepsini öğreneceğiz. Veya böyle bir hastada hastanın perapikalini e, görüyoruz. Hastanın ciddi ağrıları var. Hastanın baktığımızda ağız içinde de çok bariz bir şey yok gibi. E, altın oğlu dişinin distalinde böyle bir ö, restorasyon var ve altında sulkuz şeklinde bir çürük var gibi. Atlanabilir de. Ama bunun, bu hastanın burayı açtığımızda, burayı açmasını diş klinisyenine ben yönlendiriyorum. Muayeneyle, klinikle bakıp orada ciddi bir sorun var diyorum. Evet ciddi sorun çıkıyor. Pulpaya kadar ciddi derin bir çükürük ve kanal yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bunu bilerek çalışmakta fayda var. Yani sonuçta ve iki kişi hekimle çalışıyor olabiliriz. Restoratif tedavi uzmanı endodontiste. Kliniğinden bu hastayı endodontiste göndermemiz gerekiyor. Çünkü bu filmden anlamıyoruz. Hastanın kliniğiyle anlıyoruz. Bunlar öğrenilmesi çok zor değil. Veya basit bir örnek, bu Whiting görüntüsü, e, çok bir şey yok. Burada çafif bir sulkus tarzında bir şey ama bu hasta ağrıdan ölüyor. Küçücük bir çürük. Normal diş hekimi hani bunu anlayabilir ama buna dokunmaz endikasyon olarak. Ama bu, bu tür bir ağrının nedeni olabiliyor. Hani söyledim ya, klinik, diş kliniğiyle sistemik klinik çok orantılı seyretmiyor diye birazcık böyle diş bağlantıları ve hastalıklarla bağlantılarda üst çene daha sorunlu, alt çene daha sorunlu e, ee, gelelim şimdi biraz hızlı geçiyorum program üzerinde konuşalım eğitim üzerinde diye mesela böyle bu hasta hep örnek veririm çünkü gencecik delikanlı bir e, noktada sürekli bir baş ağrısı e, kendi başına seyahat edemeyecek kadar bir instabilite yani e, her şey birden neyle başlıyor sağdaki bu e, implantların üzerinin takılmasıyla ne yapıyor hasta azlık oklüzyon değişince soldan bir hareket ciddi bir değişik e, bir habit geliştiriyor. Şimdi bunu da sadece sipnit, e, tedavi ettik. Ama bu standart bir oktizal sipnit tedavisi değil. Tamamen o para fonksiyonu düzeltinceye kadar olan bir farklı üst üste olan bir çalışmaydı. Şimdi burada burada farkındalığı oktizal sipnit çalışması yapan dişekimine diş hekimine bu klinik farkındalık ve bu klinik ihtiyacı e, birlikte korele olmasak standart oktizal sipnit tedavisiyle yol alamazdık. Yani burada da bazı dikkat etmemiz gerekli olan şeyler var. Yani buradan beden ilişkilerine yavaş yavaş kayarsak, bu 76 yaşında bir adamcağız, 76 yaşında. Ee, ve Sol tarafında ciddi bir nevraji ağrı ve boynun hiç kıpırdatamıyor ağrıdan ölüyor. ne uyuyabiliyor ne yapabiliyor fiziğe gitmiş oraya gitmiş boynunda tabii ki tıklar bir şeyler var birçok şey tedavi önerilmiş yani ağrı varsa sorun var buradaki dişleri berbat durumda. Yani gerçekten de 26 nolu dişi kurtaramayacak düzeyde zaten artık kemikle bağlantısı yani kemin içinde dişin kökü de kalmamış. E, o şeyi çektik, tedavileri yaptık, e, boynu bayağı hareket etti, o nevrajisi gitti ama bitmedi. Ee, yani 28 ne oldu dişe bir implant yapılmış zamanında karşısında dişi olmadan e, soru işareti neden yapıldı ama burada periyodontal çalışmayı yaptıktan sonra tamamen rahatladı e, e, tamamen çok iyi noktaya taşıdı 26 yaşın 76 yaşındaki bir adam adamcağızı yani bu kadar ağır bu kadar sıkıntı adamı kalpten götürür bir sürü sıkıntı yaratır birçok şeyi diş çene kompleksiyle Çözebildik. İstediğimiz kadar elimizde güçlü bir ağrı kesici yöntemimiz olsun, burayı çözmek e, bizi yönlendirecek bir e, olmalı. Bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bu e, böyle boyun, şimdi, sırt ciddi bir ağrı. Yani sırtı sırt ağrısı bana tedaviye geliyor. dedim dişinize yaptırmamız gerekiyor. Yani hasta benim dişinde sorun yok dedi. Yani herhangi bir diş hekimine sorabilir, sorun yok. Perapital filmini görüyoruz. Büyütmede bir miktar buradaki refleyi görüyoruz. Açtığımızdaki çürüğü görüyorsunuz. Ara yüzdeki çürük. Ondan sonra A, çok doğru söylüyor musunuz Emre nin? Bütün boynum, sırtım, başım rahatladı. Evet. Böyle bir şey. Yani bulmamız gerekiyor. Bulabiliriz bunları. Çok zor değil. Ama mesela böyle bir vakada da yani çok ciddi bir kalça ağrısı, yürüyemiyor. Doğumdan sonra olmuş. İşte bir nöral terapist arkadaş sezksiyol ile ilişkili düşünmüş. Evet, ben de seksiyo düşünürdüm tam sezeryan doğum arkasından. Çünkü öyle vakam doğdu seksiyo sıkarındaki nöral terapi yaptıktan sonra kalçası rahatlayan ama o yollardan geçmiş zaten. Diş bağlantısına bakıyoruz. Şimdi e, alttaki kronlu dişi kalçayla ilişkilidir çok iyi değil üstündeki kronun uyumu iyi değil birazcık periodontal sorunları var. Kanal çok mu iyi? Yani çok da kötü değil. Hani böyle bir şeyi çok ikna edemezsiniz. Sen de perapikali gönderdi bana e, endodontist dedi ki e, yani bunu açmaya gerek yok. Çok büyük sorun yok çünkü bundan çok daha lezyonlu sıkıntılı kanallar görüyoruz. Onları paylaşacağız eğitimde. Ama ben e, klinikle korele ve muayene bulgularımda olduğu için ısrar ettim açtığında. Perfor edilmiş bir diş Perfor edilmiş bir dişin üzeri kapatılmış Diş hekimi fark etmedi herhalde Gördüğünüz sondun nasıl dişin yandan girdiğinde Dişin ortasından çıktığını görüyorsunuz O ayrılmış zaten bu dişin kurtarılma şansı yok Çekildi ve bütün ağrısı da rahatladı Hasta için Veya yine bir C şey Yani tek bütün omuz mesela İpişme sendromlarında falan yani şey buradaki şey bir de ondan sonra da yandaki dişin de retreatmentını yaptıktan sonra hastanın bütün sağ taraf problemleri yani kalçası, omzu, dizi hepsi vardı. Hepsi rahatladı. Ha bazen oklüzyonu düzeltince rahatlatıyoruz. Bazen de böyle ciddi korelasyonlar olabiliyor. Mesela bunda Bertigo Bey, bu da böyle kendi başına sokağa çıkamaz haline gelmiş. Hatta bir diş hekimi hocasının annesi bana getirdiğinde e, dişini istiyorum dedim. <laughs> Sonuçta tamam dedi, tanıdığı için bir şekilde duymuş benim nasıl çalıştığımı. Burada bu sefer okvizyonla uğraşmadık. İlk işimiz buradaki lezyonlu dişin kanalını açmak oldu. Mesela endodontist kanalı açıp burayı temizlediği anda o anda ağzı açık konuşamıyor ama orada bütün solum açıldı diyen... ...ve bütün sol tarafındaki o hissiyatın düzeldiğini söyleyen biraz da Böyle çok vakamız var. Şimdi bu Glediş'in e, ve Kramer'le ve Boğul'un çalışmalarından e, bir şey bu. E, Doş'un kitabından aldığım şeyin üzerine benim çalışmam. Buradaki, buradaki ve buradaki bütün bağlantıları hepsi muhakkak mesela pankreas için bir hasta olmuştur belki meme için iki üç hasta yapmışsındır ama meme hepsini bakalarla konfirme ederek gelip o yüzden de kendim bu Türkçe halini yazdım hepsi konfirme edilmiştir ve bu bağlantılar klinik güzel yüzgürlüğü sonuçlar alınmıştır 20 yılın sonunda. Bir de bu dişlerin e, ektodermal bağlantısını anlattım ya, Allah, Tanrı, Evren, Matrix nasıl inanıyorsanız bu retro ve lateral moral alana bütün meridyenleri koymuş. Ve e, pratiğimizde buradan... Neden buradan bir regülasyon yapmamız gerektiği? Çünkü buradan regülasyon yapmadan dişle ilgili invaziv bir işlem yaparsanız, buradaki 20 yaşı çekerseniz özellikle hastadaki romatizmal paterni alevlendirirsiniz. Epigenetik olarak varsa da ortaya çıkarırsınız onu özellikle anlatmak istiyorum koruyucu hekimlik açısından ve buranın tedavide pratik kullanımının da tedavi eğitim pratik yönüne koydum. Bu önemi belirtmek için özellikle vurguluyorum. Mikrosistem kitabından aldım bu şeyi. Ben yıllarca burayı çalışıyordum. Bu kadar önemli olduğunu. Nasıl oluyor da ben bu kadar şeyi düzeltiyorum, orayı depolarize ediyorum ama diyordum eee Gledish'in bu çalışmasını görünce evet doğru yapıyormuşum. O yüzden bu kadar etkiliymiş dedim. Önce klinik e, gözlemleyip. Şimdi ben gökmen approach diyorum. Nereden çıktı? Bu 2013'te kitabımı yazdım da Hoca ona ön söz yazdı. Dedik, Hanım, bu dedi ki Emre'nin bu yaptığınızı bir metodolojik bir şey yazın dedi. Doğru söylüyorsunuz. Yazayım dedim. Oradan alınmıştır. 10 yıl önceki yazdım şey hala geçerlidir. Bu bir ekip işidir. Bu ekipte nörolog, ağrı uzmanları, fizik tedaviyi öncelikli yazdım. Çünkü klinik en çok bu hastalar, bu vakalara, bu uzmanlıklara gidiyor. Ama tüm hekimler dahildir. Bu hekimler bu bozucu alan, bu sistem ve diş çene kompleksi bir bilgiye sahip olması gerekli. Çünkü ben gerçekten de bu işe başladığımda çok az şey biliyordum. İçinizde benden daha çok, benim o bit başladığımdan daha çok şey bilenler var ama Yine de eksik olduğuna emin olun. Yani öğrendiğinizde birçok şeyin farklı olduğunu göreceksiniz. Ben bayağı başını gözüne yararak 20 yıl uğraştım. Ve bir diş hekimli profesyonel ekibine. Yani bu ekip işi. Bu ne tek başına olacak kesinlikle bir iş değil. Olacak olsaydı ben yıllar önce kendi başıma yapardım. Çok yorucu bir iş çünkü. Ekip yönetmek ve anlatmaya çalışmak. Yani e, protez uzmanları, occlusal cement ve bu uygulamayla gnatoloji çalışan protez uzmanı, e, bu, e, bu işin profesyonelinin bana söylediği şeydi. O zamanlar ortodontistleri koymamıştım. E, şimdi e, son yıllarda ortodontistler bu alanda çok çalışıyorlar. Face group var, ile çalışıyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar gibi. Tam ne yaptıklarını daha tam anlamadım. Onlarla birlikte bir bakacağız. Ee, onları da eklemek gerekir gibi düşünüyor parantez için aldım kitabında yok sonradan ekledim ve bu iki, iki grubun da bir e, temel bir deneyim aktarımına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bundan sonra daha bilinçli daha doğru teda hedefli tedaviler uygulanabilir zaman içerisinde deneyimlerle başarı artar diye bunu özellikle vurguluyorum neden çünkü e, bu kuru kruger şeyini seviyorum ben. Dişte e, şuraya, şu her şeyi biliyorum ama hiç çıkamadım ne yazık ki. Zaten böyle çok ezilerek, şuralardan sürünerek başlayıp şöyle geliştim ben. E çünkü e, gerçekten tıpkı isteni olarak bu kadar sistem, bu kadar bütün bedenle etkili bir sistemin farkında değiliz. Böyle bir eğitimimiz de yok böyle bir şey. Yani işte bir sindirim sistemimiz var, dolaşım sistemimiz var, santral sinir sistemimiz var ama böyle bir diş kompleksi sistemimiz var ve bütün bedenle bağlantılı. Hangi sistemimiz var ki beyin dışında bütün organlarla bağlantısı var? Dişlerin bağlantısı var. Her türlü mikrosistem olarak, kas sistem olarak, fasya sistem olarak, santral sistem sistemindeki trigeminal sistemin yapısıyla. O yüzden de Burada yol almak istiyorum siz şu anda gördüğüm yani üç yıldır ben hep böyle bunları anlatıyorum bu neden gerekli yok postural sendrom yok migrende pardon. Çünkü şurada insanlar var meslektaşlarımız var geliyor vakalar duyuyorum ben 20 yıldır söyleyemiyorum o diş o ağrıyı kesinlikle yapmaz bu bundandır söyleniyor. Yani sonuçta tıp meslektaşlarım, nörologlar ilk başta bana çok karşı çıkmışlardı, çok hakkımda konuşmuşlardı. Ben sonra onlarla görüşmeyi de kestim. Hiç umurumda değil. Yoluma devam ettim. Ama çoğunun şimdi yok kümede şunda bunda diş tedavisine yönlendirdiğini duyuyorum. Endodonti yapılacak hastayı çene cerrahına gönderiyor. Bilmiyor çünkü. Ama burada, buradan bilemezsiniz buradan gitmemiz gerekiyor. Ben sizi şuraya bypass yapıp şuradan yol almamızı istiyorum. Evet. Şimdi eğitim programımızdan bahsetmeye başlayayım. Eğitim programımızdan sonra durmadan devam ediyorum. Hızlıca devam ederim. Şimdi öncelikle derneğim yönetim kurulu üyelerime ben bu teklifi sunduğumda bana bu eğitimi beraber yapalım ve bana inandıkları ve şans verdikleri için teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu eğitimi bir vicdani sorumluluk gibi görüyorum. Ee, ve Eğitimi iki türlü düşündüm yani birazcık bu eğitim programını kendi başıma yaptım gibi çünkü hani e, yanımda e, bu konuda böyle e, işte ben diyorum ya aspergerliyim e, sonuçta mı bir şeye takıyorum o takıntı 20 yıldır geldiği için bu şeyde destek kimse yoktu ama e, bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu eğitimin iki ayağı olmalı. Baştan beri söylediğim gibi bir tıpkın isyenler için bir diş isyenler için. Şimdi e, birlikte çalışmasını sağlamak için tıp klinisyenlerin bazı şeylere ihtiyacı var. Birincisi temel bir diş kompleksine bir panoramik okumaya... ...hastanın klinik tablosuyla o hasta geldiğinde yok kalçasında ağrı yok bel kıtığı yok... ...omzunda şu veya işte ne bileyim e, instabilitesi var e, başka bir sorunu var onun e, dişle bağlantısı korkusunda bir farkındalık, bir deneyim aktarımı daha e, iyi olacaktır e, diye düşünüyorum e, ve e, bazen de anemnez, panoramik film ve şeyle tanı koyuyoruz hangi dişe ne yapacağımızı ama bazen de ayırt edecek yani sonuçta ben kinezoloji yapmıyorum. Dijital oringi kemal sayesinde iki kere şey yaptım. Çok kullanamadım böyle ama bası çok iyi kullanıyorum. Pratik bir şekilde kullanmayı hem diş hekimi eğitiminde yani vası genel değil sadece dişe özel kullanmayı hem tıp eğitiminde öğretmeyi istiyorum çok um, faydalı ve şey oluyor bazen görünürde hiçbir şey olmuyor. Vasla tespit ettiğim noktada sorunu ya anlayabiliyoruz ve zaten klinisyen e, diş hekimi klinisyeniyle yaptığımızda da her zaman doğru çıkıyor. Ee, yani o doğrulamasını sağlamasını da bu şekilde yapmış oluyoruz. Çok kullanışlı. Kullanılır bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Diş hekimleri açısından ise ikinci eğitimin ikinci aşamasını diş hekimleri için düşünüyoruz. Neden gerekli? Onların da tıpkı nisyenleriyle işbirliği için yapabilmesi önemli. Bulundukları alanın ne kadar önemli olduğunu önemli. Alıştıkları bakış açısından daha hassas, daha farklı bir bakış açısını yakalamak için önemli. Bir de bu hastalar toplumdaki hipersensitif yani her diş problemi herkeste de sorun yaratmıyor diye konuşmuştuk ya. Standart dışı bazı has, bu hastalarda alıştıklarının dışında bazı ekstra dikkat edilecek hususlar us var. O açıdan önemli. Yani iki tarafında eğitimleri e, içerikleri birazcık farklı olacak e, ihtiyaca binane. E, bir de şey, e, dişi, ilk dişi klinisyenleri anlatıyorum. Ee, onlar kendilerine bir ekip oluşturabilirlerse bulundukları şehirde bu işle ilgilenen en azından bir protez, bir endodonti uzmanı veya pratisen diş hekimi de olabilir. Bir ekip yani sonuçta bu işe merak sarıp gönül verecek onlarla birlikte onların da katılacağı bir eğitim daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tıp hekimleriyle olan programı oluşturduk. Diğeri ekimlerle olan program aklımda. Neler anlatacağımı biliyorum. Öncelikli olarak e, şeyle başlayalım. E, burada anlatmışım neden farkındalık gerekiyor. Slaytları Ben öbür slayta bakmadan konuşuyorum. E, şimdi tıp klinisyenli olanlar. 3 modülü Zoom üzerinden planladık. Dördüncü modülü de iki günlük pratik planladık. E, aslında ilk üç modüle e, ee, onu ayrı olarak tuttuk. Tamamen Zoom üzerinden bütün filmler, e, vakalar, nelere dikkat edeceğiz hepsini konuşacağız. Bu şehir dışında olup bazen gelemeyecek olanların ilk üç modül alması bile anlamlı olacaktır. Tabii ki e, dördüncü modül pratiğe katılmak çok iyi olacaktır. Ben çevrenizdeki e, tamamlayıcı tıpla uğraşmayan e, hekimlerin de bu eğitime katılmasını teşvik etmenizi öneririm. Her hekimin bilmesi gerekli olan bir e, bilgileri aktaracağımı düşünüyorum. E, dördüncü ama yüz yüze modülde e, pratik uygulamalarda birazcık tamamlayıcı tıp aşina olan insan e, meslektaşlarımızın daha kolay e, yol alabileceğimizi düşünüyorum. Normal tip hekimleri e, yani konvansiyonel hekimler isterlerse katılabilirler ama bazı noktalarda zorlanabilirler. Çünkü birazcık daha e, bizim bildiğimiz bazı şeyleri hızlı geçerek çalışacağız. E, diş hekimlerine yine söyleyeyim. E, diş hekimleri hekimliği eğitiminde benim çalıştığım profesyonellerle birlikte vereceğiz. Onlardan da e, destek alacağız. E, Sözde aldım. E, severek yardımcı olacaklar. Orada başka bir protokol dilerleyeceğiz Onlara da yani ne bileyim bir şeyi koyucu kas spazmı olan bir çeneyi nasıl açacakları için pratik yöntemler. Ağızda çalışırken bazı pratik yöntemler ekstra bazı pratik yöntemleri ve eklem tedavisinde işte yani kuru iğneleme bazı şeyler yapılıyor daha pratik küçük eklemi de rahatlatacak pratik şeyleri çözümleri öğretmeyi planlıyorum. Şimdi e, diş hekimleriyle değil artık bundan sonraki ilk modülümüz e, 5 Aralık'ta Zoom üzerinden planladık. E, genelde bizim işte 14 gün 2 haftada bir olan ücretsiz webinarlarımızın arasındaki salılarda e, bu eğitime katılan kayıtlı olan e, meslektaşlarımızla Zoom eğitimlerine başlayacağız. İlk başta dişin yapısı ve dişi tanımak, panoramik bir filmi tanımak, onun üzerinde nelere dikkat edeceğimizi anlatmakla başlamak istiyorum. Yani bir elimizdeki bir filmi, bir MR'ı, bir akciğer filmini, bir X-ray'i okuduğumuz gibi rahat bir şekilde okuyabilecek düzeye gelmemiz gerekiyor. Çünkü klinikle, biz diş hekimi değiliz, tedavi etmeyeceğiz ama klinikle korelasyonunu yapıp dişi seçecek olan biziz. E, kliniğe, annemize çok daha hakim olan biziz. O yüzden buna hakim olmak durumundayız. İkinci modülde bu hastalık bağlantıları işte elini oraya koyarsa, o, buraya koyarsa bu bu derse bu diş bunların üzerinden bakalarla tek tek geçeceğiz. Yani posteral sendrom da dahil buna. Ee, organ bağlantıları e, özellikle migren baş ağrıları ki toplumdaki en çok o, iş görmezlik yapısı ve en sıkıntılı kronik problemler migren baş ağrıları, omurga ağrıları bunların hepsi diş çene kompleksiyle ilişkili. Yani bizim hasta popülasyonumuzun çoğunu oluşturan grupta çünkü onlar bize çok başvuruyor çünkü konvansiyonel tıpta da ilaçla çok çözülmeyen ağrılar bunlar onlardaki e, çalışmayı yapacağız. İkinci modülde, üçüncü modüle geldiğimizde e, anemnez, anemnezle nasıl diş bulacağız, oradaki nelere dikkat edeceğiz ve gerçekten de çok belli şeyler var. Bunu yine vaka örnekleriyle size sunacağım o klinik korelasyonu. E, te, e, birazcık vasfalan nedir, nasıl yapacağız, onun üzerinde konuşacağım. Ayrıca hem diş hekimlerine hem şey homoepat olmasanız da ben yıllardır çalıştığım için diş tedavisinin başarısında öncesi ve sonrasında çok güzel kullanabilecek, hiçbir zararı olmadan rahat kullanabilecek homeopatik reçeteler var. Onları paylaşacağız, nasıl kullanacağımızı belirleyeceğiz. Eee Burada daha çok pratik çalışmada ekip çalışması, konsultan ekip çalışması ve karşılaşacağımız tıp klinisyeni olarak zorluklar üzerinde deneyim paylaşımında bulunduktan sonra İlhan Hocam'ın sayesinde Yeditepe Üniversitesi'nde netleşmedi ama bir aksilik çıkmazsa şimdilik programı bu şekilde belirledik. Ee, hemen bir hafta sonrasına koyduk hafta sonu diğerleri hafta içi salı günü oluyordu çünkü ondan bir hafta sonra 15 tatil başlıyor 15 tatilde e, bir, bir hafta sonunu kimse e, iki gün böyle bir eğitimle çocuklarımız var çoğumuzun o yüzden de 13-14 Ocağı koymayı uygun gördüm. İlk gün vas muayenesi pratiğiyle ile başlayacağız. Panorim diş röntgeni ve basla tek tek dişlerde sorunlu dişlerde hepinizin dişlerinde bir şeyler bulacağız bası beraber e, hissedeceğiz ve kullanacağız e, aynı zamanda bu retromalar alanının e, nöral terapi eğitim alanları için kolay olacaktır ama eğitim almayanlar için de hepimiz için nasıl pratik kullanacağımızın çalışmasını yapacağız pratik çalışmasını yapacağız yapacağız hepimizin bir düzeltiriz o alandan bir regülasyon yapılırız ve e, kalan vaktimizde de e, her katılımcının veya bir yakınının anemnez ve panorik filmi üzerinden çalışma yapacağız anemnez üzerinde neye duracağız orada neyi atladık neyi sormamız gerekiyordu e, bunun üzerinden bir çalışma yapacağız birinci günün programı bu değiştirebiliriz ben kendimce böyle bir program oluşturdum ikinci bu günde de Postüloji eğitimi vermiyorum ama mandikatör etkiyi pratik olarak hem bu diş hekimlerinin hem de tıp hekimlerin bilmesi gerektiği çok da zor değil. Kolay öğrenmesi bunu yapıp bazı pratik çözüm önerileri var. Hani kongrede her yerde ağrıklı terapi şu bu anlatıyoruz ama pratik her şeyin bir pratiği var. Bazı pratik çözüm önerilerini anlatacağım. Ee, ve e, katılımcılara ee, kendi aldıkları anemiz ve panoramik filmde bir hasta değerlendirmesini yapacağız. Katılım sayısına, pratiğe sayısına göre değişir. Yani 20 kişi pratiğe katılırsa 20 kişinin yani zamanımıza göre bakarız 10 kişisi 15 kişisi orada e, birebir atladığımız noktayı görürüz. Ee, ve ben size birazcık da soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bir anemnez, bir film verip e, size e, sorunu tespit, nereye yönelmeniz Anemnez ve film üzerinde çünkü vas falan da birazcık tecrübe zaman gerekiyor. Ama sadece Bey benim ilk yıllarda yaptığım gibi buradan bir hedef diş belirleme e, şey yapacağız. E, şeyi koymuştum bu amigdala üzerinden e, diş çene şeyini. E, bunu diş hekimlerine mutlaka öğreteceğim. Onların pratikte şeyi. Onlar çünkü bizim başka yaptığımız pratikte birçok şeyle vakit kaybetmeyecek. Onların e, şeyinde. Ama... Ee, biz tıp niselerine bunda birkaç örnek yaparız belki ama bunu ayrıca bir eğitim yapsak daha iyi olur diye düşünüyorum ee, kimler katılacak baştan beri söylediğim gibi tüm tıp hekimleri ee, anlattığım gibi e, Şubat Mart'ta e, bir aksilik olmazsa diş hekimlerine e, ikinci aşamasını sunarız e, ve şöyle bir şeyim var e, kompleks vakalarınızda bir yıl boyunca e, anamnez ve panoramik filmini bana WhatsApp'tan gönderdiğinizde size öneriler ve e, de, konsultasyon desteği sunacağım. Çünkü kolay değil biliyorum. Gözünüz korkmasın, ben arkanızda olacağım diyorum. Yeter ki insanlara doğru dokunalım, faydalı olalım. Onların hayır duası bana yeter, beni tanımasalar da. Kayıt hakkında genel bilgiler. Şimdi. İlk o üç modül için kayıt almaya karar verdik arkadaşlar. Aradan katılım kabul etmiyorum kesinlikle. İlk o üç modülü ödeyip başlıyoruz ve e, pratik uygulamayı ayrıca yapacağız. E, bu bizim derneğimizin faaliyeti bunu unutmayalım. E, ve WhatsApp numarası benim asistanımın numarası buraya yazabiliriz. Ben e, derneğimizin ayrıca bir sekreteri olmadığı için. E, ama WhatsApp'a yazdığınızda adınız, soyadınız, telefon, e-mail, e, çalışma adresiniz. Çünkü hangi şehirde olduğunuzu bilelim. Ona göre belki bu bir bizim arşivimizde olsun benim özellikle birçok hasta yönlendirmede kolaylık olacak. Bir e, çalışma alanınızı e, da yazarsanız eğitimi planlarken o gelen kitlenin neyle ne yaptığını bilirsen eğitimde de ona göre e, esnemeler olabilir diye düşünüyorum. Bir saati tamamlamadan beş dakika önce bitirdim hocam. Ha şeyi söyleyeyim mi hocam. Çok. Ee, ben paylaşımı kapatayım. Ben... Ee, şöyle şehri kapatayım. Zaten bizim WhatsApp grubumuzdan da ulaşır arkadaşlar. Bunu da kapattım ha. Çok teşekkür ederim. Gerçekten e, e, özellikle ağrıyla uğraşan bütün branş hekimlerinin de çok sık karşılaştığı e, sorunlarla ilgili olarak bilgi verdiğiniz diş çene kompleksi. E, bu ben mesela algoloji ve ağrı uzmanı olarak rutin pratiğimde trigeminal nevraji ve yüz ağrısı ve küme baş ağrısı, migren baş ağrısı gibi ağrılarla çok karşılaşıyorum. Ve bunların pek çoğunda sizin de güzelce anlattığınız gibi bu diş çene kompleksini iyi bilmemekten kaynaklanan hastaların çok zaman kaybettiklerini müşahede ediyorum. Burada tabii ki biz tıp klinisyenlerinin uyanık olması gerekiyor ama Beraberinde de çalıştığı veya güvendiği bir diş hekimine hastayı yönlendirdiğinde de onun da bu işe hakim olarak değerlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bu bir ekip işi dediğiniz gibi katılıyorum. Veya e, bu ekibi genişletmek veyahut da bu diş hekimlerine de bir eğitim düzenleyerek bu konuda alarm yani uyanık kılmak, bu olayın üstünde durmalarını sağlamak bizim için faydalı olacaktır. Ee, özellikle bu söylediğim gibi trigeminal nevralji olsun, yüz veya baş ağrılarında olsun, gelen hastaların pek çoğunda bu olabildiği gibi benim de gözlemlediğim diş operasyonu veyahut da diş ile ilgili bir işlem yaptıktan sonra Aradan geçen 3-6 ay veyahut da birkaç sene sonra hastada yüz ağrısı veyahut da baş ağrılarıyla bize gelebiliyor. Bunu tekrar diş hekimine yönlendirdiğimizde de bu konuya hakim olmayan diş hekimi maalesef atlıyor bu konuyu. Atlıyorlar. Hocam, bize şey bulamadık diyorlar, gönderiyorlar. İşte anlattım hocam o. Yani e, mesela evet. e, kanal tedavisi oluyor, zaman içinde ap Apex'de ektoderm dönüyor ya, asıl oradan e, trigger oluyor ağrı. Ama orada apikalde azıcık bir şey oluyor, kocaman lezyonlu hastaları görmeye alışmış, onu görmüyor, ignor ediyor diş hekimi. Çünkü klinik pratikte alışık değil. Ama asıl trigger eden orası evet. mesela çünkü zaman içinde oraya invazi oluyor e, mikroorganizmalar, oru kalan artıklardan yüzünde veya dolgunun altında yavaş yavaş çürük gelişiyor veya dolgu taşkın oluyor, orada bir put infection oluyor yiyecekten, orada bir diş eti cepi gelişiyor, aylar içinde gelişiyor. Hocam trigeminal nevraji yüzlerce yaptım, yüzlerce küme yaptım. Beş yılı geçti, yemin ettim gibiyim almıyorum iki vakayı da. Çünkü sadece dişten çözdüm ve dişteki kaynaklarını bulup çözdüm. Yani ağrı yardım istiyor. Ve beyin ameliyatı olmuş birçok vakada var. Yani sonuçta hepsi de dahil olmak üzere. Ben evet, tek vaka evet. sunmuyorum. Ama onu bulmak gerekiyor. Yani yardım tamam. istiyor. Beden ağrıyarak konuşuyor ama dişi ağrımıyor. Genelde sistemik ağrıda diş etiyolojisi ise diş ağrımıyor zaten. Yani işte anlatmak istediğim o ya. Yani orada bir nasıl yol alacağız? Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun onu ve onu bu bir gaydı var, bunun bir yolu var. Bu böyle bilinmeyen mucizevi bir şey yapmıyorum ben. Var yani sonuçta. Sonuçta bu konuya ışık tutmamız ve bu konunun az bilinen, tıpta az bilinen bu konuyu yaygınlaştırarak eğitmemiz gerekiyor, şart. Tabii sizin öncülüğünüzde bu işi genişleteceğiz eğitimlerle. Biz ağrı uzmanlarının da e, konuya e, bir dolaylı olarak toplulukla e, dikkat çekmemizi istiyorum. E, özellikle e, gereksiz yere yapılan pek çok radyo frekans uygulamaları var. Biliyorsunuz tırgıcılardan devracilerde ve hatta de, biraz önce sizin de dediğiniz gibi ameliyat, beyin ameliyatları yapılanlar var. Bunlar gereksiz uygulamalar. Halbuki işi çok daha basitten ve kolaydan çözmek mümkün olabilmekte. Ama bilmek lazım. Evet ben uzatmayayım. Ee, siz gerekli duyuruları yaptınız. Yalnız ben bir anons geçmek istiyorum. Ee, burada size e, bazı arkadaşlarımız teşekkür etmiş. Diş hekim arkadaşları da var. Ee, bizi e, bu konuda aydınlattığınız için teşekkür ederiz demişler bir arkadaşımız da demiş ki bu eğitimin genel tıp hekimleri ve diş hekimleri arasında köprü kurmamız adına çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Fikrinize sağlık demiş. Sağ olsun. Ee, biz de teşekkür ediyoruz herkese. Ben bir anons geçmek istiyorum. Derneğimizin bu eğitim programlarının devamı olarak önümüzdeki hafta salı günü derneğimizin e, güzide üyelerinden Balıkesir'den fizik tedavi uzmanı Doktor Faruk Şahin önümüzdeki salı günü kas iskelet sistemi ağrılarında meridyen teorisi ve teşhisiyle ilgili tedavisiyle ilgili bilgi verecek. Önümüzdeki salı günü herkese tekrar saat 21'de bekliyoruz. Bu arada katkısı veya e, ilave sorusu olan varsa eğitimde denen bir şeyler de olabilir hocam hani şunu da deyinsek şöyle nasıl olur gibi sorular olabilir arkadaşlarım her zaman bu bir kesinleşmiş program değil bir taslak geliştirdiğimiz bir program Emel Hanım'ın da e, komikasyonu... hocam merhabalar ben Bilmiyorum. birkaç bir şey söylemek istiyorum Emel hocama evet, şey bilmem. ben diş hekimiyim ortalama uzmanıyım ee, hmm. Şunu merak ediyorum, panoramiklerin hepsini de inceledim gerçekten e, detaylı bir şekilde. E, şunu merak ediyorum, orada birkaç röntgen de onu da gördüm. Acaba panorami incelerken eklemlerdeki deformasyonlara da dikkat ediyor musunuz Ömer Hocam ya da o konudan hani o bölgede diş hekimlerine uyarıyor musunuz, rezorpsiyon var mı? Çünkü biz tomografi alıyoruz ya da MR çektiriyoruz mutlaka böyle hastalarda. E, bu konuda sizin bilgilerinizi merak ediyorum. <laughs> teşekkür ederim şimdi öncelikle ben eklem rezorpsiyonu ve panoramik okuma konusunda hiç kafa yormadım ee, böyle bir çürüğü bulacak kadar şey değilim ama görüyorum tabii ki Aha. çünkü ben Aha. olarak o kadar farkındayım ki Aha. bir e, o hastada eklem çalışması yani ben e, oklüzyon benim için eklem değil benim için oklüzyon çalışması ben aslında tıp ne şey yapıyorum çünkü eklem hastası bana gelmez Çenesi ağrıyan bir hasta diş hekimine gider. Hı hı. Yanlışlıkla kulak burun boğaza gider çünkü kulağa çok yansır eklem ağrısı. Kulak burun bağcılar e, bayağı öğrendiler bu eklemle ilgili diyorlar. Sonra çene cerrahına gidiyor. <laughs> yani bu böyle giden bir şey. O da botoks yapıyor. Yani genel hı hı. uygulama bu. Ve sonra da splint yapıyor. Hı hı. Şimdi doğrular yanlışlar değil önemli olan. Ben zaten eklem ağrısı zaten Şimdi e, burada akupunkturist ve e, tamamlayıcı tıbbı çok iyi kullanan meslektaşlarım var. Biz eklemi çok çabuk toplarlarız. Yani akupunktur noktalarını biliyoruz, nöral terapi biliyoruz, argüle terapi biliyoruz. Tık 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 ben eklemle gelen hastayı çok çabucak toparlıyorum. Benim derdim eklem değil. Hadi eklemle ilgili uygulanan tedaviler, artrosentez ve tedaviler ve cerrahi uygulamalarda şimdiye kadar hiçbir hastamda yapılmadı. Ama dediğim gibi gerek de olmadı. Çünkü eklemi çabuk toparlıyoruz. Ben eklemdeki problemi çözmekle uğraşmıyorum. Ben bu hastanın sistemik bağlantısının farkındayım. Oklüzyonunu ne zaman toparlarım? Yani orada bir sarkmış karşılığı olmayan 20 yaş var mı? Protez ne durumda? Ama buna geçmeden zaten hastanın inflamasyonu bir lezyonu, dişi var mı? Altyapıda ne var? Ne zaman neyi yaptırırım? Sonuçta hasta ağzını açamıyor Eklem sorunu var Mesela ağrısı var Bazen şöyle yapabiliyorum Belli bir noktaya kadar eklemi rahatlatıyorum Bir tane sorunlu dişi seçiyorum Onu endodontiste veya restoratif tedaviye yaptırıyorum Sonra eklem tedavisini yapıp spnikle. Ondan sonra diğerlerini yaptırabiliyorum Mesela hı hı. O yüzden de Eklem yani benim sizinle diş hekim olarak hani çalışacağımız noktada eklemdeki dejenerasyonu nasıl tespit edelim noktasında bir çalışma yapmayacağız. Ama eklemi ne kadar çabuk rahatlatırsanız ne kadar iyi bir hızlı size böyle pratik şeyler diş hekimlerine de pratik şeyler öğretmek istiyorum. Bazı ufak pratik şeyler var. Hani başını sonunu anlatmadan burada hani ufak ufak diyorsunuz hani saklıyor. Hayır eğitime gelenlere saklamıyorum bunu. Sadece bir şey yerinde anlatılınca oluyor ya, bir pratik uygulamayla oluyor ya, onları düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet. Emel Hocam, evet. İlhan Hocam iyi akşamlar. Ben Doktor İcran, nasılsınız? Ah İcran'cığım, merhaba. E, merhaba Emel Hocam, çok teşekkür ederim. Yine son derece keyifli bir webinar. Ben yine bir sürü not aldım, birçok şey öğrendim. Eksik olmayın her zamanki bir emeğinizle sağlık. Benim bileceğim. Çete de yazdım. Birkaç arkadaş da onayladı. E, pratik eğitimini bir hafta önce almak mümkün olur mu? Öyle bir hani sizin programınıza uyarsa o konuda bir önerim ve arzum olacak. Çünkü 13-14 evet. Ocak'ta planlanmış başka bir şey vardı bizim için. E, eğer uygunsa <laughs> size Başka ben. bir eğitim var. <laughs> yani e, pratik eğitim hani şu anda var? tabii Fiyatro hemen öğledi. değil bir hafta önce salı Zoom'u yapacağız. Hafta sonuna yapabiliriz ama İlhan Hocam'ın üniversite olanağına bakması lazım. Benim için fark etmez. Ben hazırlayabilirim. 6-7 uygun. Ocak evet, uygunsa. çok hızlanmış bir eğitim olacak Hicran. Yani Olsun hocam. Çok... Arka arkaya gibi geleceğiz ne zamandır bekliyoruz biliyorsunuz Emel Hocam. Sizinle de hep konuşuyoruz. Ben herhalde iki yıldır bu eğitimi bekliyorum dört gözle. O yüzden pratiği de kaçırmak istemem açıkçası. Neden? Daha önemli evet. yap çünkü. Üniversite yönetimiyle görüşeceğim. Eğer o tarihlerde ilgili daha önce başka randevu yoksa o tarihlere kaydırabiliriz tabii. Minnettar olurum İlhan Hocam. Dağıma. Çok sağ olun. Tamam, o zaman. Ocağın iyi hafta sonu oluyor. İlhan Hoca'dan gelecek habere bakarız. Tamam. Hı? Tamam, çok teşekkür ederim tamam. İlhan Hocam, Emel Hocam, çok sağ olun. İyi <laughs> akşamlar, sağ olun. Evet, başka katkı ve soru yoksa yavaş yavaş kapatalım. Peki, o zaman önümüzdeki hafta salı günü Doktor Faruk Şahin Bey'i dinlemek üzere. Önümüzdeki hafta değil hocam, hocam bir sonraki. Kalın. Hocam, bir sonraki salı olacak. Öyle mi? 14 gün içinde yapıştırırım. Ha pardon, Biz... o zaman özür diliyorum. Çok özür diliyorum. İki hafta sonra değil mi? Evet, iki Peki. hafta sonra webinarımız olacak. Ondan sonraki hafta benim eğitim başlayacak. Tamam. Tamam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.